Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Puma Pen'in kenarındaki lekeler nasıl çıkartılır? En kolay nasıl temizlenir? Onu göstermeye ve anlatmaya çalışacağım. Bakınız boya lekeleri burada bant yapıştırılmış sanırsam. Onun izi her şey duruyor. Sapsarı, simsiyah bir leke. Bu lekeden kurtulmanın en kolay yolu, bakınız nal buradan alacağınız 400 zımpara ve cif. Başka hiçbir şeye gerek yok. Saatlerce uğraşmanıza da gerek yok. Çok kolay bir şekilde temizleyecektir. Bakın zımpara cifi döktük. Ve olmaya başlıyoruz. Ya dokunur dokunmaz çıkartmaya başladı. Hani güneş yanıkları, güneş sararmaları, lekeler, aklınıza ne gelirse bu yöntemle çok kolay temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Ufak dokunuşta yapılan bu işlemin sonunda ben siliyoruz. Bakın arkadaşlar, aradaki farkı hemen görebiliyorsunuz. Yani bu normal bir leke değil, bakın. Hani sahte oluşturulmuş bir leke değil. Bezle sürtüyorum, çıkmıyor. Ama zımparayla birkaç saniyede temizleyebiliyorsunuz. Bu çok zor olan lekeyi birazcık uğraşıyla komple tertemiz yapabilirsiniz. Aynı şekilde zımparanın tüm kalan yerlerine aynı işlemi uyguluyoruz. Bu zımpara çok ince olduğu için kesinlikle çizme yapmaz. Yani 400 zımpara en ince zımparalardan biridir arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla sürtebilirsiniz. En ufak bir çizgi leke oluşturmaz. Ama Puma Pen'inizi pırıl pırıl yapar. Çıkması çok zor olan lekeleri, bakın, sürtmenin etkisiyle siyah siyah her taraf çıkıyor arkadaşlar. Kapımızın her yerini aynı yöntemle temizliyoruz. Ki temizliğimiz bittiğinde aynı pırıl pırıllık ortaya çıksın. Bakın şu şekilde lekeler arkadaşlar. Ufak bir zımpara parçasıyla ve cif yardımıyla, beyaz sabun da olabilir, yani illa cif olması şart değil. Beyaz sabunu zımparaya sürterek de bu temizleme işlemini yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu zımparayı inşaat malzemesi satan herhangi bir nal buradan alabilirsiniz arkadaşlar. Normalinde inşaatta boyadan önce alçının zımparalanması için kullanılan süngerli zımparadır bizim kullandığımız zımpara. Nalburlarda bu şekilde söyleyebilirsiniz. Metreyle satılıyor bu zımpara. Yarım metre, bir metre alabilirsiniz. Evinizde birçok yeri temizlemeye çok kullanışlı bir temizlik aleti diyebilirim ben size. Temizliğimiz bitti. Gördüğünüz gibi
Kapı kenarlarında o kirlerden, lekelerden eser kalmadı arkadaşlar. Bu videoda sizlere PVC kapı pencere kenarlarındaki bant, yanık, boya izleri nasıl çıkartılır? En kolay yöntemle ve en ucuz yöntemle bunu anlatmaya ve göstermeye çalıştık. İzlediğiniz için teşekkür ederim.